Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Türk otu yapalım. Birçoğunuz belki biliyordur, belki bilmiyordur. Ot sevmeyenler de vardır. Şöyle turpumuz var. Amcam sağ olsun getirdi bana yapacağım deyince. Şurasını koparıyoruz. Sonra 2 santim büyüklüğünde falan doğruyoruz. Leğene. Sonra defalarca yıkayıp çamurunu çıkaracağız bunu. Bir yandan da suyu açayım, olmazsa ıslansın. Çok güzel bir lezzet. Beğenmediğim, yemediğim hiçbir şeyi size yapmıyorum. Yemek kanalı değilim, değilim diyorum ama sürekli yemekle uğraşıyorum. Ne yapayım? Evden dışarı çıkmayınca insan sadece yani mutfakta uğraştığını atabiliyor. Değişik bulduğum yemekleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Değişik bulduğum yemekleri. Aa, ne güzel bir köy. Simsiyah. Yıllardır böyle bahçeden yani taze taze turp yememiştim. Hem turpunu yiyeceğiz bugün, hem otunu yiyeceğiz, bakalım. Şöyle görüldüğü gibi saplarını doğruyoruz. Çok yeşillerini doğramıyoruz. O sıçradı. Yiyicisi bile var diyeceğim de bu üstte kimse gelmez. Doğramaya devam ediyoruz hala. İşte insan sevdiği zaman bir şeylere uğraşmak zorunda kalıyor. Severek yemek güzel bir şey. Canının istediği bir şey yemek. Kollarım koptu uzun uzun şöyle uğraşmaktan. Doğrama işlemimiz bitti. Şimdi şuraya ıslamıştık zaten. 3-5 defa yıkayalım. Yıkayalım bu turplarımızı, turp dallarımızı yani. Şöyle bir miktar da turpumuz var tabii. Oldu. Şöyle fındık turplarımız. Minnak minnak. Bunları da suya ıslayalım. Yıkana dursun bunlar da. Şöyle. Sarı yapraklarımız da gitti şurada. Onları da toparlayıp atıyoruz. Yıkadığımız, temizlediğimiz turp otlarımızı, dallarımızı düdüklüğümüze dolduruyoruz. Üzerine de bir miktar su koyacağız. Kendini biraz aşacak, aşmayacak şekilde. Kendisi kadar hemen hemen su koyacağız. Ya da olmayacak. Fazla geldi. O zaman ne yapacağız? İki defa da haşlayacağız biz bunu. Şöyle. Bakın bakayım. Düdüklümüzün ağzını kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğiz, haşlayacağız. Otunu kaşlamaya devam ediyoruz. Kıvamlarımı doğradım. Tencerede şimdi yağ ile buluşturacağım. Bir kere sallayacağım. Leğene de suyum doluyor. Otumu açmanın da hemen içine direkt bekleyeceğim. Çok çabuk çıkıp tencereye atmak için. İkinci kostayı açmamam lazım. Haşladığımız otum bitsin. Haşlanan otumuz. Haşladığımız otum bitsin. Kıvamımı kaldırmaya devam ediyor. Ben de şimdi salçasını falan koyayım. Bir miktar salça ve yaprak biber. 4 kararı. Acıyorsanız acı. Haşlamış olduğumuz otumuz
otumuzu şöyle suyun içine döküyoruz. Ota biraz ılısın. Şöyle karıştıralım. Yoksa imkansız sıkabilmek bunu. Ve diğer kalan otumuzu da dolduralım. Bunu da haşlayıp buzluğa atalım. Araya vermeyelim. Bundan sonra bolca ot yenir. Yağmurlar düştü. Kış geldi. Şöyle. Haşladığımız turp otumuz bu rengi aldı. Sapsarı oldu. Şöyle sıkacağız. Avuç avuç. Tencerenin içine atacağız. Tane tane kalınca sevmiyorum. Böyle otları sıkacaksın. Hafiften ezilecek. Daha güzel bir lezzet oluyor. Şimdi yemeğinin son halini göstereceğim. Soğanla kavuşturduk. Çok güzel oldu. Şöyle. Ama unsuz asla yenmez. Şöyle bolca limon. Ben yanına ne tercih ettim? Yoğurtlu mantı tercih ettim. Şöyle yanına birkaç tane turşu. Acı biber turşusu. Avucumuzda varmış. Şu şekilde arkadaşlar. Afiyet olsun. Herkese tavsiye ederim. Elinize geçtikten sonra yapmayı sakın unutmayın. Çok lezzetli bir yemek olur. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Afiyet olsun bize de.